Şehitlerinize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileyelim. Yaralarımız için de acil şifa dileklerimizi yineleyelim. Bir 491 yaralı en son Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Şimdi bütün bu menfur girişimin ilk dakikalarında da büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü hiç kimse 15 Temmuz 2016'da bir darbe beklemiyordu. Yapılabileceğini tahmin etmiyordu. Aklına bile getirmiyordu ama yapılan yayınlarla CNN Türk'te bir milletvekilinin, AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Kesir'in yine kendi cep telefonuyla yaptığı yayınla durumun vahameti çok net ortaya çıktı. O sırada arkadaşımız Başak Şengül an be an gelen bütün bilgileri ekranlara taşıyordu. İlk önce o anı, meclisin yaşadığı o ağır, o acı saldırıyı ekranlara taşıyalım. Ardından o milletvekili, AK Parti Düzce milletvekili Sayın Ayşe Kesir canlı yayında konuğumuz olacak. Gördüğümüz kadarıyla mecliste bir hasar var mı? Nedir durum? Kırılan masaların üstünü görün. Görün, sıvalar döküldü. Bakın. Duman var. Genel kurulda duman var şu an. Genel kurulda duman var. Şu an genel kurulda. Ama biz nöbeti tutuyoruz. Şiddetli bir patlama sesi bizim yayınımıza da yansıdı Ankara stüdyomuzdan. Sayın Keseş, ne olduğunu aktarabilir misiniz? Bir duman var içeride. Ama biz iyiyiz. Nöbeti tutmaya devam ediyoruz. Tüm partiler burada. AK Parti burada, MHP burada. Vatandaş burada. Vatandaşlarımızı destekliyor. Bir bilgi var mı bu patlamanın tam olarak nerede gerçekleştiğiyle ilgili? Çünkü meclise bomba atıldı diyerek yansıtıldı Anadolu Ajansı tarafından. Ama biz sizi canlı yayında görebiliyoruz. Hesap verecek. Hande, böyle bir görüntü var meclisten yansıyan. Türkiye savaşlar yaşadı ama şimdi düşmanlarımız dahi bomba atmaya cüret edemedi. Ama maalesef şimdi tüm silahlı kuvvetlerin içindeki bir avuç junta bu milletin parlamentosuna bomba atıyor, bomba. Onun için yapacağımız aziz milletimizi, sakin olun. Aziz milletimizi, kapatın ya. Bir olmaya davet ediyorum. Bomba atan uçakta duruldu ve düştü. Onu da buradan ifade ediyorum. Biz ikinci bir patlama sesi daha duyduk. Şu anda meclisten canlı olarak görüntüleri yansıtıyoruz. Sayın Kesiş, ikinci bir patlama sesi daha duyduk biz. Evet, şu an ikinci biz çok hissetmedik, sesini duyduk ama ilkinde meclisin sıvaları döküldü. Duman içinde kaldı genel kurul salonu. Şu an hiçbir önemi yok. Biz nöbetimizi tüm demokrasiye inanan partiler olarak AK Parti, MHP, CHP nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. O gece, o karanlık gecede meclisin sesini her an duyurabileceğine dair çok önemli bir emek, bir çabayı ekranlara taşımıştık. AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir. Sayın Vekil, geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Geçecek. Milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimize de burada rahmet diliyorum. Efendim, şehit cenazesi için şu anda Düzce'desiniz. Kendi evinizdesiniz. Evet. İki gündür Düzce'deyiz. Hem gece nöbetimizi tuttuk Düzce Meydanı'nda hemşerilerimizi, hem de bugün şehit cenazemizi ebediyete yolladık. Tekrar başsağlığı dileklerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi de yine diyelim. Efendim, şimdi o geceyi tabii sıcaklığıyla birlikte verdiğiniz mesaj, bir kadın vekil olarak biz buradayız, buradan da asla ayrılmayacağız mesajı çok önemliydi. Özellikle bir kadın vekilden gelmesinin anlamı
kendi açımdan bakıyorum. Pek çok çevremdeki, pek çok izleyicilerimize dahil bunun altını çiziyor. Son derece önemli. Orada bu atmosfer, bu haleti ruhiye nasıl şekillendi? İlk patlama ve oradaki saldırılarda. Biraz paylaşabilir misiniz? Olay ilk anlaşılmaya başladığı andan itibaren biz kendi görevimiz olan, yani asli görevimiz olan meclisi açık tutmanın gereğine inandık ve partimizin genel grup başkan vekillerinden gelen talimatla hemen mecliste görevimizin başına geldik. Tabii arkadaşlarımızın büyük bir kısmı tatil olması sebebiyle illerindeydiler, şehirlerindeydiler. İlk etapta 25-30 milletvekili partimizden ve meclis başkanımızla birlikte oradaydık. Nerede oturalım, ne yapalım mı ilk anda konuşurken bizim yerimizin genel kurul salonu olduğu ve savaşlarda dahi, Kurtuluş Savaşı döneminde dahi çalışan parlamentonun bu gece çalıştırılması ve açılması gerektiği kanaati oluştu. Hep birlikte meclis başkanımızla birlikte genel kurul salonumuza geçtik. Daha sonra diğer partilerden ve partimizden gelen milletvekilleriyle birlikte toplam sayı yaklaşık 100 civarında oldu. Herkes evindeki kıyafetiyle, belki şehrinden yakın şehirlerdeki, yani yola çıkmak üzere olanlar çoğun derece ev kıyafetleriyle, tişörtleriyle, gömlekleriyle geldiler ve yaklaşık 100 milletvekili olduk bir yarım saat kadar sonra. Fakat ben meslekten geldiğim için bizim orada olmamızın aslında kamuoyuna bir mesaj vermesi gerektiğine inanıyorduk. O an canlı yayın imkanı yok çünkü planlı bir programlı bir durum değil, olağanüstü bir durum. Ve biz bunun bir şekilde kamuoyuna, vatandaşlarımızı emanetini taşıdığımız, yani seçmenlerin emanetini taşıdığımız, siyasetçi olarak emanet taşıdığımız vatandaşımıza orada olduğumuzu, üç partinin de orada hazır olduğunun duyulması gerektiğine inandık ve çok o anki şartlarla oluşan teknolojinin en basit ve yalın haliyle de olsa bir görüntülü bağlanma şansımız oldu. O anlamda ben kuruluşumuza da teşekkür ediyorum. Hemen irtibatı sağladık ve hemen yayına geçtik. Yayın esnasında bomba patladı. Tabii hiçbirimiz Cumhuriyet tarihinde ya da parlamentolar tarihinde hiçbir parlamentoya bu anlamda bir bombalı saldırı olmadığı için bunu tahmin etmemiştik, açık söyleyeyim. Farklı şeyler olabilirdi belki ama bunu tahmin etmemiştik. Genel kurul salonunun çok yakınına düştü ilk bomba. Çok samimi söylüyorum, açık söylüyorum. Ben evden çıkarken abdestimi aldım ve çocuklarımla helalleşip çıktım. O an asla aklımıza zerre kadar ölüm gelmedi. O salonu terk etmemek geldi. Tüm milletvekili arkadaşlarım, kadın erkek ve tüm partililer. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Ve orada da görüyorsunuz sesler yükseldi, ortak bir tavır gösterildi demokrasiden yana. Ve 7 Haziran'da, 1 Kasım'da seçmenlerinden aldığımız, ben dün kendi seçmenlerime de söyledim ve alnımızın ortasına namus diye çaktığımız bir emanettir bu. Milletvekili olmak. Sayın milletvekilimize Ayşe Keşir'le bağlantımızı bir kez daha arkadaşlarımız lütfen gerçekleştirsin. Tabii son derece duygusal anlar. Sayın milletvekili abdestimizi aldık da çıktık dedi. Çocuklarıyla vedalaştığını söyledi. O anda da gözlerin yaşardığını hep birlikte şahit olduk. Bu arada gelen son dakika gelişmesini de hemen aktarmak lazım. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi tutuklandı demiştik. Akın Öztürk dahil 27 amiral ve general tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Evet, peş peşe geliyor sıcak haberler. AK Parti Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir bağlantımız şu anda sağlıklı hale geldi. Ayşe Hanım, çocuklarımla vedalaştım dediniz, abdestimizi aldık çıktık dediniz. Çocuklarınız, aileniz, yani o anda onları yaşarken, çünkü bir telaş içindeydiniz, bunları duyurma telaşı içindeydiniz. Hiçbir biçimde geri adım atılmayacağına dair mesajları sizden duyuyorduk. Çocuklarınız o arada sizi aradı mı? Veya o aşamada herhangi bir bağlantı kurdunuz mu? Yoksa telefonunuz aracılığıyla kurduğunuz tek bağlantı CNN Türk ekranları aracılığıyla Türkiye miydi? Öncelikle biz görevimizin bilincindeydik. Birinci önceliğimiz buydu. De kendi canımız,
ne çocuklarımız ne başka bir şey. Orada milletin verdiği bize emanet birinci önceliğimizdi ve bu emaneti sancağı yere düşürmemekti. Onun için yayında da söyledim, aynı kararlılıkta. Yani bu sadece benim kararlılığım değildi. O salonda bulunan tüm milletvekillerinin kararlılığıydı. Biz o salonu terk etmemek, o meclisi açık tutmak ve üç parti, geçmişte farklı uygulamalar oldu, siyaset farklı şekilde yorumladı darbe girişimlerini. Ama bu hakikaten 15 Temmuz, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Tüm partilerin ortak kararıyla, oradaki eylemlerde, oradaki çıkışlarda da görüyorsunuz milletvekili arkadaşlarımızın, kadın erkek, farklı yörelerden, farklı illerden gelen arkadaşlarımız, hepimiz, yani hiç aramızda bir şey konuşma şansımız olmadı. Bomba patladı ama o anda hepimiz doğal bir refleks, işimize, yaptığımız işe olan inancımızla, milletin emanetçisi olma inancımızla aynı tepkiyi verdik. Bence en anlamlısı bu. Tüm siyasi partilerin aynı anda aynı tepkiyi vermesi Türk demokrasisi ve parlamentosu için son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sayın Vekilim, sonrasında biliyoruz ki, çünkü bu saldırılar dinmedi, akıl almaz. Yani gördüğümüz zaman görüntülere inanamadığımız bir saldırı, bir cüret çünkü bu. Sonrasında sığınaklara gittiğinizi biliyoruz, orada az aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. O bombalamalar sonrasında neler yaşandı? Saat kaça kadar mecliste kalmaya devam ettiniz ve bundan sonrası için bir de idam gündemi var. Meydanlardan o sesler yükseliyor. Şimdi orada değerlendirmenizi rica edeceğim. Parlamentonun bu mahrem bedenine uzanan el son derece, yani bunu söyleyecek hakikaten kelime bulamıyorum. Tüm ihtilaller, geçmişte olan ihtilallerde, savaşlarda, olağanüstü durumlarda dahi olmayan bir durum. Sis bombaları, taramalar, yaklaşık 11 tacizle karşılaştık o gece biz. Yani bunun 3 tanesi bombalamaydı. Ses bombaları, taramalar, helikopterden taramalar şeklinde yaklaşık 11 tane tacizle karşılaştım parlamento binası. Ertesi gün fotoğrafları gördünüz zaten, evet, işin vehametini. Biz ilk bombadan sonra bir müddet daha salonda kalmaya devam ettik. Çünkü oradaki görevimizin asli görevimiz olduğunu biliyorduk. Fakat yine de ayrılmamak kaydıyla tüm milletvekilleri, iktidar, muhalefet, tekrar buradan zikretmek istiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekilleri hep birlikte başka bir yere geçtik ve yaklaşık saat sabah 10'a kadar biz orada o nöbeti tutmaya devam ettik. Evet efendim. Ve son olarak bugün Sayın Başbakanımız da Bakanlar Kurulu sonrasında bu evet bir gündemdir dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı meydanlardan yükselen ses doğrultusunda hükümetimiz görüşecek muhalefete demişti. Siz şu anda Düzce'desiniz. Şehitler, evet, toprağa veriliyor. Evet, hem nöbetimizi tutmaya hem şehidimizi, son görevimizi yapmak için buradaydık. Halkın nabzı ve bu idam gündemi sizin düşünceniz nedir efendim? Şimdi Düzce partimi çok yüksek oranda destekleyen bir şehir, %71 oranında. Onun dışında yaklaşık %30 olan muhalefet üyeleri de biz hem şehit cenazemizde hem geceki nöbetimizde gördük. Parti ayrımı gözetmeksizin 350 bin Düzce şu an tek yürek olarak atıyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu bir klişe cümle değil. Dün gece meydanı görmeliydiniz. Muhteşemdi. Düzceliler dün gece tarihi yazdı. Ve bu nöbeti tutmaya devam edecekler. Düzce o anlamda hesap sorulması konusunda son derece istekli ve kararlı. Asla tekrar cüret etmemeleri gerektiği konusunda. Bunlara tekrar fırsat vermeyecek şekilde cezalandırılması konusunda talepkar seçmenimiz. Efendim, son olarak bütün bu yaşanan bu vahim darbe girişimi sonrasında bu tamamen atlatıldı, bu bastırıldı inancınız var mıdır? Bundan sonrasına dair mesajınız ne olur? Bunu rica edelim. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu anlamda zaten gerekli söylenecek her şeyi söylüyorlar. O anlamda biz onların talimatlarıyla hareket ediyoruz zaten şu an. Meydanları boş bırakmayacağız. Biz biliyoruz ki gevşediğimiz zaman kaybederiz. Biz inancımızı, demokrasiye olan inancımızı, bu millete olan inancımızı bırakmayacağız. Bunu akşam seçmenlerimize de
yani Düzce'li hemşerilerimize meydanda da aynı şeyi söyledim. Aslında burada 3-5 kişi, 10 kişi, 100 kişi ya da 550 milletvekili değil. 80 milyon nüfusun Türkiye'nin tek vücut olması önemli. Aslında bu darbe girişiminde olanları da engelleyecek bu tek vücut olma ruhu. O anlamda biz bu ruha güveniyoruz. Seçmenlerimiz de akşam bu anlamda kararlılıklarını bizlerle çok kararlı bir şekilde paylaştılar. Sayın Vekilim, bu çok özel bir soru ama siz orada verdiğiniz mesajla aslında bütün aileniz ve Türkiye'li iç içe bir haleti ruhi yaşadınız. Çocuklarınıza nasıl anlattınız o geceyi ve sizin için endişelendiler mi? Yani anne gitme dediler mi? Ben üç kız çocuk annesiyim. Kızlarımla ilgili hep kendi ailemle ilgili anlatırken aslanın erkeği dişisi olmaz. Aslan aslandır. Benim de aslanlar gibi üç kızım var dedim. Benim üç tane kızım aslanlar gibi. Annelerini, eşim de sağ olsun, annelerini yalnız bırakmadılar. O anlamda ben de onlara teşekkür ediyorum. Onların bize olan inancına, ailelerimizin bize olan inancına çok şükür Allah bana aslanlar gibi üç kızı evlat verdi. Allah bağışlasın diyelim, bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Başsağlığı dileklerimizi de yineleyelim. Teşekkür ediyorum. Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olun.